Milli takımımız altın jenerasyonlarından birini yaşıyor. Ayrıca şu anda çok önemli genç futbolculara sahibiz. Belki de bu gençler 2030 yılı geldiğinde formanın direkt olarak sahibi olacaklar. Gelin beraber 2030 yılında milli takımın oluşabilecek muhtemel ilk 11'ine beraber bakalım. Bilgilendirme olsun, video 21 yaş ve altındaki futbolculardan oluşmuştur. İyi seyirler. Kalede Doğan Alemdar var. 21 yaşındaki genç eldiven altyapısından yetiştiği Kayserispor'da iyi bir çıkış yakaladı. 18'li yaşlarında kalesine güven veren bir performans ortaya koyunca da talipleri azalmadı. Sadece 1 yıl düzenli oynaması bile ona Fransa'nın kapılarını açtı. Fransa'nın en fazla satış yapan kulüplerinden birisi olan Rennes'e imza attı. Mandanda'nın arkasında kalan Doğan ilk sezonunda 14, ikinci sezonunda da 9 maçta forma giydi. Deneyim kazanması adına da bu sezon City Grup bünyesinde bulunan Troy takımına kiralandı. Bu sezon 25 maçta sahaya çıkan kalecimiz aynı zamanda Türkiye 21 yaş altı milli takımının da kalecisi. 2030'a kadar Mert Günok futbolu bırakır. Uğurcan veya Altay Bayındır'dan birisinin de performans anlamında geriye düştüğünü düşünelim. Bu şartlar altında gelişime açık olan Doğan'ın kaleyi koruma ihtimali de bir hayli kuvvetli. Sağ bek konusunda potansiyeline inandığım pek fazla isim olmayınca ben de Emin Bayram'ı kadroya yazmak istedim. Elbette kendisi stoper. Hatta oldukça da iyi bir stoper. Galatasaray'da forma şansı bulamayacağını hissetmesiyle beraber çantasını alıp Belçika'nın yolunu tuttu. Belçika'nın en üst düzey liginde şu ana kadar 23 maçta forma giyen Emin bir de gol attı. Şu anda Westerlo'da kiralık olsa da Avrupa kariyeri hiç de kısa sürmeyecektir. Kısa sürecekse de sebebi Galatasaray'da ilk 11'e oynayacak olmasıdır. Tarihler 2030 yılını gösterdiğinde de Emin Bayram'ın kesinlikle milli takım rotasyonunda olacağını düşünüyorum. Sol bekte Yasin Özcan var. Yasin şu anda 17 yaşında ve inanılmaz bir gelişim kat etti. Hem de 2 sene gibi çok kısa bir sürede. 16 yaşında Kasımpaşa ile başlayan A takım serüveni 17 yaşında da devam ediyor. Hatta kısa bir süre önce kendisini statta izleme şansı elde ettim. Gerçekten ben buradayım mesajını net bir şekilde veriyor. Gelişimi bu şekilde devam ederse çok daha büyük takımlarda izleyebiliriz kendisini. Sol bekin yanı sıra stoper pozisyonunda da oynayabilen Yasin Türkiye 21 yaş altı takımında da forma giyiyor. Ama buna eminim ki 2 sene içerisinde A takım seviyesinde olacaktır. Sol stoperde Ahmetcan Kaplan var. 2022 yazında 9,5 milyon euro bonservisle Ajax kadrosuna katılan Ahmetcan ilk sezonunda büyük talihsizlik yaşadı. Çapraz bağı kopan futbolcumuz 1 yıl boyunca sahalardan uzak kaldı. Bu sezon ilk önce Ajax'ın ikinci takımında yavaş yavaş süre aldı. Burada 10 maçlık iyi performans sonrasında Ajax kadrosuna dahil edildi ve sahaya çıktı, her an farkını hissettirmesini bildi. Sezileri çok kuvvetli olan futbolcu genç yaşına rağmen de olgun bir futbol sergiliyor. Hollandalı taraftarlardan da ilgiyi ve tebriği kapmış durumda. 16 yaşından beri 6 yaş gruplarında milli takım formasını giyen Ahmetcan Kaplan sakatlığı dolayısıyla yine bir süredir formadan uzaktı. Ama kısa süre önce açıklanan A milli takım kadrosunda olması da oldukça sevindirici. Sanıyorum ki bu dönemden sonra milli takımın kapıları sonuna kadar ona açılacaktır. 2030'da da Abdülkerim Bardakçı'nın yerine sol stoperde formanın sahibi olmasını bekliyorum. Bir diğer stoperimiz Serdar Saatçı. Valerian İsmail'le yaşadığı sorunlar nedeniyle Beşiktaş'a 2022 yazına veda eden Serdar Saatçı kariyerine Portekiz'in Braga kulübünde devam ediyor. İlk sezonunda Braga B takımında 5, A takımında ise 6 maçta forma giydi. Portekiz'deki ilk sezonunda alışma süreci çok da kolay geçmedi. Fakat inatçı karakterini sahaya koyan 21 yaşındaki futbolcumuz bu sezon şu ana kadar 24 maçta forma giydi. Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği deneyimle beraber oyununda da gelişim göstermesini bildi. Önünde uzun yıllar var. Vites küçültmediği sürece Avrupa arenasında yer almaya devam edecektir. Stoper rotasyonu çok kalabalık olsa da 2030 yılında Serdar'ın bu bölge için çok güçlü bir aday olacağını düşünüyorum. Savunmanın önünde Yunus Emre Konak var. 2013 yılında Tüpraşspor'da futbol hayatına başlayan Yunus Emre Konak, 2018 yılında da Sivasspor'un altyapısına transfer oldu. Sezon başında ise bilirsiniz genç oyuncular A takım kampına katılır. Yunus Emre de çiçeği burnunda teknik adam Servet Çetin talebiyle kamp kadrosuna alındı. Fakat Yunus Emre o kampta bir piyon olmadığını tüm takım arkadaşlarına kanıtladı. Aldığı her dakikayı oldukça verimli değerlendiren Yunus Emre, lig maçlarında da takımın vazgeçilmez ismi oldu. Hatta ligin ilk yarısında oynanan tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarda da 6 kez forma giydi. Yunus Emre Konak, The Guardian'ın hazırladığı dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği listesine de girmeyi başardı. 4,5 milyon euro bonservisle
ile devre arasında Brentford kadrosuna katılan Yunus Emre talihsizde bir sakatlık yaşadı. Fakat daha güçlü geri dönmesini ve ileride de milli takımın vazgeçilmezi olmasını bekliyorum. 2030 için elbette bir varsayım yapıyoruz. Fakat Kenan Yıldız hakkında varsayım yapmaya gerek yok sanırım. 18 yaşındaki Yıldız futbolcumuz rüştünü ispatladı. Bu yaşta hem İtalya devi Juventus'ta hem de A milli takımda formayı sırtına geçirdi. Dripling kabiliyeti, şutör özelliği, pozisyon bilgisiyle beraber yaşının çok üzerinde şeyler izletiyor bizlere. Euro 2024'te takımımızın da en özel isimlerinden birisi olacaktır. 2030'da ise 24 yaşına gelmiş, belki de prime'ının prime'ını yaşıyor olacak. Açıkçası beni şimdiden fazlasıyla heyecanlandırıyor. Nürnberg altyapısında dikkatleri üzerine çeken Can Uzun, geçen sezon 3 maçta da olsa A takımla sahaya çıktı. Sezon başı antrenmanlarında hocalarının gözüne giren Can Uzun artık takımın direkt oyuncusu haline geldi. Bu sezon çıktı 24 maçta 16 gol atarken 2 de asist kaydetti. Böylesine bir oyuncuyu elbette hem Almanya hem de Türkiye kazanmak istiyordu. Ancak Can alt yaş gruplarında olduğu gibi A takımda da Türkiye için mücadele etmek istediğini açıkladı. Açıkçası Kenan Yıldız'dan sonra Can'ı da Almanlara kaptırmamak çok iyi oldu. Bu arada iki sıkı dost Almanya'nın ara sokaklarından sonra milli takımda da buluşmuş oldu. Gelecek sezon Eintracht Frankfurt forması giymesi beklenen Can Uzun, 2030 yılında da seviyesini çok üstlere taşıyacaktır. Milli takımdaki yerini de garantilemesi muhtemel. Forvet arkasında Arda Güler var. 2023 yaz transfer döneminde Real Madrid kadrosuna katılan Arda Güler, gelecek adına en ümitli olduğumuz oyunculardan bir tanesi. Zaten kulüp bazında çıkabileceği en üst düzey noktaya çıkmış durumda. Sezon başında yaşadığı sakatlık sorunlarından kaynaklı forma şansı çok fazla eline geçmedi. Ama kısa sürede oynadığı anlarda hep etkili oldu. Artık buradan geriye doğru gitmesini beklemiyoruz. Şimdi olmasa da 1-2 yıl içerisinde Real Madrid kadrosunun da düzenli forma giyen isimlerinden olacaktır. 2030 yılında ise milli takımımızda bir süperstar izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir sezonda 5 teknik direktör değiştiren takımdan 18 yaşında bir yıldız adayı çıkar mı? Çıktı valla. Altyapıda fark yaratan bu çocuk A takımda ne yapabilirdi ki? Yine gollerine devam edebilecek miydi? Akıllardaki bu soru işaretini de silmesi pek de zaman almadı. 18 yaşındaki golcü futbolcu 26 maçta 10 gol kaydetti. Şimdiden Avrupa'nın dev takımlarının da scoutlarını stada getirmiş durumda. A milli takım için açıklanan kadroda yer alması da açıkçası beni şaşırtmadı. Yazın Euro 2024'te de olmasını bekliyorum. Doğru bir kariyer planlaması yaptığı takdirde ise 2030'da bugün bulunduğu noktanın çok daha ötesinde olacaktır. Yani iyi anlamda söylüyorum elbette. Kadromuzdaki son isim de Bertu Yıldırım. Geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sezonda devam ettirmek isteyen Bertu, transferin son haftalarında kendisini Fransa'da buldu. Aslında Hatayspor'la ligin ilk maçında gol atmış, ayrıca üstünde bir performans ortaya koymuştu. Bir anda tatmin edici bir bonservis teklif edilince Rennes kulübüne kısa sürede imza attı. Dil sorunu yaşaması uyum sürecine geciktiren detaylardan birisiydi. Şu ana kadar 22 maçta sadece bir gol atabilmesi de onun çok fazla ilk 11 için düşünülmemesine sebep oldu. Açıkçası şu an planlar arasında değil gibi. Ama doğru bir planlamayla kariyerini yukarıya çekecektir. Bu yüzden de genç golcümüzün 2030 yılındaki kadroda olmasını bekliyorum. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.